Sayın Kaymakamım, Gazi Paşa'nın adını milli mücadelede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ülkenin kurtuluşuna verdiği destekten, milli mücadelede gösterdiği cesaretten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Gazi Paşa adıyla onurlandırılan bu güzel kentin yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan güzel insanları. Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün burada bana eşlik eden il başkanım, milletvekillerim, büyükşehir belediye başkanım, ilçe belediye başkanlarım, parti meclisi üyelerim adına hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada sizlerle birlikte olmak, bu özel günü sizlerle paylaşmak benim için büyük bir gurur vesilesi. Siyasi hayatımdan önce de yolumun düştüğü, ancak Gazi Paşa'ya bu ismin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından verilişinin 100. yılında, bundan 2 yıl önce ilk kez siyaset hayatımda ziyaret ettiğim ve devamında 3. kez bugün burada buluştuğumuz, çok özel anılarla ayrıldığım ve belediye başkanına, buranın siyasetçilerine her zaman ayrı bir ilgi, ayrı bir sevgi ve saygı duyduğum bir kentteyim, sizlerle birlikteyim. Belediye başkanımız Sayın Mehmet Ali Yılmaz, mülkiye mezunu, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda uzun yıllar teftiş kurulunda çalışmış, kamuda yöneticilik deneyimi çok yüksek olan ve 1994'ten sonra sadece 2014-2019 yılları arasında yönetmediğimiz bu belediyede 2019 yılında göreve gelen, yüksek borcu bir dönem içinde hızla eriten, devlete olan borçlarının tamamını kapatan, personeline borcu olmayan, tedarikçilere borcu olmayan ve bu 5 yıllık onarım süreci içinde gönüllerde taht kurmayı başaran, yaptığımız anketlerde en önde çıkan, örgütümüzün desteğini tam alan ve girdiği seçimlerde de %50.36 gibi her iki kişiden birinden fazlasının desteğiyle yeniden Gazi Paşa'nın hizmetiyle onurlandırılan, benim de göğsümü kabartan başkanımızı yürekten kutlayarak başlamak istiyorum. Tabii Gazi Paşa'nın sabahtan beri aranızdayım yine, çok sayıda sorunu var. Bu sorunlara değinmek önemli. Elbette güncel siyasi meseleler, ülkenin gündemi çok önemli. Ama bu Gazi Paşa bambaşka bir yer. Antalya'da öyle. Antalya'nın en batısındaki Kaşın'dan en doğusundaki Gazi Paşa'sına kadar bu memleket için çok önemli katkılar sağlayan, çok ciddi yüklerin altına giren ilçelerle ve bir büyükşehir belediyesiyle karşı karşıyayız. Ben bu düzelene kadar söylemekten bıkmayacağım. Bu kente, Antalya'ya kış nüfusuna göre 2,5 milyon nüfusa göre devletimiz katkı sağlıyor. Ama bu kent 25 milyon yerli ve yabancı turistin katılımıyla 27 milyona hizmet etmek zorunda olan bir büyükşehir belediyesine ve nüfuslarının kimi 6, kimi 8, kimi 10, kimi 20 kat misafir ağırlayan ilçe belediyelerine sahip. Bu kentlerde yaşayanlar, bu kentin cefasını çekenler, geçmişte
bu kent çok dezavantajlı durumlardayken emek verenler, alın teri akıtanlar, dirsek çürütenler bu kentin bugünlerine geldiğinde aynı yüksek kiralarla, hayat pahalılığıyla ve kentin turizm merkezi olmasının zorluklarıyla da karşı karşıya. Onun için iktidar kim olursa olsun böylesi kentlere, ki artık teknoloji izin veriyor, GSM sinyalinden su kullanma miktarına, elektrik harcama düzeyine bakarak %1 bile değil, %0.5 yanılma payıyla bu kentlerde ortalama nüfusu, günlük nüfusu, aylık nüfusu bulabiliyorsunuz. Bu kentlere buna göre katkı sağlamak lazım. Bu kentlerde örneğin yanı başımızdaki, hemen batımızdaki Alanya'da Antalya'ya gelen turistin %30'u, Türkiye'ye gelen turistin %15'i geliyorken Gazikpaşa hem tarımda hem turizmde önü çok açık bir memleketken maalesef turistlerden alınan konaklama vergilerinin dünyada bir tek Türkiye'de, ne İspanya'da, ne Fransa'da, ne Japonya'da, ne Güney Amerika'da olmayan bir örnekle merkezi iktidar tarafından alındığı, turistin geldiği, tercih ettiği, hizmet aldığı, suyunu tükettiği, atık su ürettiği bir kentte verdiği konaklama vergisinin o kente bırakılmadığı bir örnekle karşı karşıyayız. Bunun yanı sıra Gazipaşa'ya özel olarak Muskent, Güneyköy, Zeytinada mahallelerimizde sulama suyu sorunu yaşanıyor. Muz üretiminden dolayı bu meseleye devletin el atması, bu sorunu görevi kente su sağlamak olan Büyükşehir Belediyesi'ni sırtına yıkıp kaçmak yerine devletin bu meseleye kalıcı, sistemli bir çözüm üretmesi gerekmektedir. Yes, yaş sebze ve meyve üreten üreticilerimiz, bu bölgeye özgü tropikal meyve üreten üreticilerimizin üretim ve pazarlama sorunlarını özel olarak ele almalıyız. Bu ürünlerin satılıp satılmayacağı belli olmadan bir yıl önce rastgele, adeta tombala çeker gibi, kazı kazan oynar gibi, spor loto oynar gibi ürün tercih etmelerinin yerine bilinçli yönlendirmelerin yapılması, destekleyici, düzenleyici kurum ve kuralların hayata geçirilmesi fevkalade önemlidir. Çekirdeksiz nar sadece gerçek anlamda Gazipaşa'da üretiliyor biliyor iken, üretildiği narın teşvik edilmesi, üreticinin sorunlarıyla baş başa bırakılması değil, bu ürünün olumlu anlamda stratejik bir ürün olarak devlet tarafından da sahiplenilmesi son derece önemlidir. Memnuniyetle öğrendim, kentimize bir yat limanı açılacakmış. Ama endişeyle takip ettim ki o yat limanında bugüne kadar oradan ekmeğini çağlamak için bulunan, ekmeğini denizden çıkaran balıkçı teknelerinin gideceği yeni bir liman, yeni bir balıkçı sığınağı yapılmadan yatların getirilip onların yerlerinden edilmesi kabul edilebilir değildir. Bu konuda çözümün bir parçası olmak eğer bize göre düşüyorsa bizlerin, ama elbette ülkeyi yöneten iktidarın birinci vazifesidir. Antalya'dan Alanya'ya yapılacağı söylenen otoyolun, Alanya'nın da kullandığı, ilçemizin sınırlarında olan havaalanına ve Gazipaşa'mıza kadar uzanmaması kabul edilebilir değildir. Bugüne kadar Güneydoğu Anadolu bölgesiyle Antalya'yı birbirine bağlayacak sahil yolumuz olan D400'ün gecikmesi
artık tahammül sınırlarını aşmıştır. Gazi Paşa hızla gelişen ve değişen bir ilçe olduğu halde son yıllarda hiçbir eğitim yatırımının yapılmaması, bir tane okulun devlet eliyle bir tane okul öncesi kurumun yapılmamış olması, çocuklarımızın kalabalık sınıflarda eğitim görme zorunluluğunu hayata getirmektedir. Bu konuda da Gazi Paşa'nın sesi duyulmalı, duyurulmalı. Bu soruna Milli Eğitim Bakanlığı tarafından derhal el atılmalıdır. Şuradan buraya gelene kadar üç vatandaşımız köylerde cep telefonu çekmiyor, faturalar papuç gibi geliyor dedi. Biraz önce şurada söyledi abi. Şuradaki gözlüklü kasketli amca. Bugün Türkiye'de dört kişilik bir aile için bir sabit hat, bir ev interneti. Öyle ya, çocukların pandemiden sonra dersleri, ödevleri, her şeyi ev internetine bağlı. Ve evdeki kişilerin cep telefonlarına Türkiye'de GSM faturası açısından Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği bunlara diyor ki GSM maliyeti bir ailenin geçen aya kadar 745 liraydı. Aynı tarifeler, bu ay faturalar 2350 lira gelmekte. Gazi Paşa'nın köylerinde kah çekmekte, kah çekmemekte. Yukarı çıkarsan çekmekte, eve girmezsen çekmemekte. Ama geçen ay 740 lira gelen fatura bu ay 2350 lira gelmektedir. Bu düzenlemeyi Turkcell, Türk Telekom, Vodafone aynı anda anlaşarak, üçü anlaşıp hepimizin birden faturalarını üç katına çıkardılar. Bu konuda Sayın Bakan, serbest piyasa var, nasıl karışayım demektedir. Ama işin aslı bu değildir. Canlı yayında ifade ediyorum ki bugün Türk Telekom, özelleştirdiğimiz Hariri tarafından devletimiz dolandırıldığı için hisseleri bize gelmiştir, devlettedir. Turkcell'in en yüksek hissesi devletimizdedir. Sadece Vodafone yabancı şirkettir. Devletin şirketinin olduğu, bir diğer şirketin büyük ortağının devlet olduğu yerde serbest piyasa yoktur. Eğer bugün bu fatura 2300 lira geliyorsa, devletin bilgisi dahilinde, bakanın yetkisi dahilinde, ülkeyi yönetenlerin sorumluluğu dahilinde gelmektedir. Bu kadar yokluk, bu kadar sıkıntı içinde vatandaşın faturasını kabartanlar şunu bilsinler ki bu vatandaş günü gelince size faturayı kesecektir. Bugün bu kent Gazi Paşa Türkiye'deki tropikal meyve üretiminin muz hariç %60'ını gerçekleştiriyor. Yine tropikal meyve ihracatının %34'ünü gerçekleştiriyor. Bizler bu kentten daha ne istiyoruz? Bir ülkenin en büyük sorunu cari açıktır. Cari açık şu sebeple, bu sebeple oluştu, arttı. Evet. Peki nasıl kapatılacak? İki tane çok temiz yolu var. Bunlardan birisi ihracat yapmak, bir diğeri de turizmdir. Burada, bu kentte ve Alanya'da, Manavgat'ta, Antalya'da üretilen ürün bir başka ürün gibi önce ithalat yapılıp üstüne bir şeyler katılıp ihracat yapılan ürünlerde değildir. Toprağa Gazi Paşalı'nın alnının teri damlamaktadır. Üstüne su damlamaktadır. Oradan bereket ve döviz fışkırmaktadır. Turizmde bacasız sanayidir. Siyasetçilerin kötü yönetimle yarattıkları cari açığı Gazi Paşa alın teriyle, el emeğiyle kapatmaktadır.
O yüzden bu kentin kıymeti bilinmeli. Bundan sonra Gazipaşa'daki üreticinin de turizmcinin de her derdine öyle burun kıvırarak değil, koşa koşa gelinmeli, çözüm bulunmalıdır. Bunun da teminatı sizin Fahri Hemşeriniz, Genel Başkanınız Özgür Özel'dir. Tabii şimdi standları gezince geçtiğimiz yıl, ondan önceki yıl duyduklarımızdan farklı şeyler duymayacağız. Şöyle bir baktım. Çekirdeksiz nar. Üreticide kilosu 40 lira. Gazipaşa'da pazarda 90 lira. İstanbul'a gidince 160 lira. Mango üreticide 150 lira. Markette 500 lira. Avokado tanesi burada 25 lira ama İzmir'de 75 lira, 80 lira, 90 lira. 100 liraya alınan yaban mersininin paketi İstanbul'da markette 320 lira. Yani sen hem dünyanın en pahalı mazotunu kullanacaksın, emeğini kullanacaksın, tarlanı işleyeceksin, eşinle, çoluğunla, çocuğunla birlikte bütün sene yağmurda, çamurda, rüzgarda, ayazda, güneşte mücadele edeceksin. Sen bütün masrafı dahil 100 lira para alacaksın. Bunun 20 lirası kar değil ama öbürü gidip 320 liraya bir paket yaban mersinini ya da 500 liraya bir tane mangoyu satacak. Bir kilo mangoyu satacak. Bunun adaletle uyan tarafı yoktur. Bunun için en kısa zamanda üretici kooperatifleri kurulmalıdır. 70'lerde kara olan Ecevit'in bu ülkeye öğrettiği dayanışma, üreticiler arasında, köylüler arasında dayanışma sağlanmalıdır. Aradaki yamyamlar sizin emeğinizi sömürememelidir. Soğutmalı araçlarla, soğuk hava depolarıyla, kendi gümrükleme alanlarınızla kendinizin ürettiği malı, kendinizin toptancılığını yaptığınız, gümrükleyip ihracatını yaptığınız, Türkiye'nin dört bir yanına dağıttığınız ve emeğinizi kimseye sömürtmediğiniz bir düzen mümkündür. Onun için bu ülkedeki bu sömürü düzenine son verip halkın düzenini kurmak mümkündür. Bunun için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Tropikal meyve tanımına yönelik olarak devlet destekleri arttırılmalıdır. Üreticilere bu özel tanımla ilgili özel eğitimler ve yönlendirmeler yapılmalıdır. Yüksek su talep eden bitkiler olduğu için su kaynaklarının verimli, etkin kullanımı dikkatlice planlanmalıdır. Tropikal meyvelerde kalite kaybı yaşanmadan yurt içi ve yurt dışına yollanması için soğuk zincir uygulamalarına teşvik, destek verilmelidir. Hem karayolu hem deniz yolu taşımacılığı optimize edilmeli, üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve pazarlama süreçlerinin etkin hale getirilmesi için Tarım Bakanlığı'nda özel bir birim kurularak bu ürünler diğer ürünlerden farklı olarak gözetilmeli, üreticisinin ihtiyaç ve beklentilerine özel olarak cevap verilmeli, ürünlerimizin küresel pazarda pazarlanmasıyla ilgili devlet eliyle katkı sağlanmalı, o katkının yurt dışı ayağı ve yerel ayağı Tarım Bakanlığı tarafından mutlaka organize edilmelidir. Ben son olarak bugün Alanya Kalesi'nden Akdeniz'i gördüm. Biraz önce Gazipaşa Belediye'mizden başkanın odasından Akdeniz'i gördüm.
Ama hep birlikte şunu unutmamalıyız ki bu Akdeniz'in öbür ucunda Filistin var. Filistin'de dünya tarihinin en büyük zulümlerinden birisi yaşanıyor. Maalesef geçen sene Hamas'ın saldırılarını araçsallaştıran, güya onlara mukabele ediyorum, meşru müdafaa hakkımı kullanıyorum diyen İsrail devleti bunu bir fırsata çevirmiş, soykırıma girişmiş, 42 bin can almış, çoğu kadın ve çocuk olan Filistinlinin canını almıştır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Türkiye'deki tüm siyasi partiler de Filistin'le dayanışmada üzerimize düşeni yapıyoruz. Ben dünyadaki 120 ülkedeki sosyal demokrat liderlere, ki bunların 24'ü ülkesinde iktidardır, Filistin'i tanımaları için ve İsrail'i kınamaları için mektuplar yazdım. Katıldığım tüm toplantılarda bunları ifade ettim. Yardımcısı olduğum Pedro Sanchez'in, İspanya Başbakanı'nın bizzat Filistin'i tanımasını, İskandinav ülkelerini bunu yapmasını hep birlikte sağladık. Ancak bu sırada geçtiğimiz yıl Nisan ayına kadar tüm itirazlara rağmen Filistin'e karşı dayanışma ifadeleri varken bir yandan da İsrail'le ticaret sürüyordu. İtirazları önce duymazdan geldiler, sonra inkar ettiler, sonra kabul edip güya durdurdular. Ama maalesef ortaya bir gerçek çıktı. İsrail'le ticaret cayır cayır devam ediyor. Çünkü İsrail'le ticaretin engellenebilmesi için yapılması gereken iş, İsrail ile serbest ticaret anlaşmalarının iptaliydi, iptal edilmedi. Ayrıca Türk menşeli ve İsrail menşeli ürünlerin takibi, son kullanıcı belgesi, çıkan ürünün bir başka ülke aracılığıyla İsrail'e gitmesine olanak tanımayacak düzenlemeler yapılmadı. Son olarak da ortaya çıktı ki bir malın serbest bölgeden, antrepodan çıkıp geçici depolama merkezinde etiket değiştirip İsrail'e gitmesi de yasaklanmamış. Gerçek durum ortaya çıktı ki Türkiye'den İsrail'e gidecek mallar üçüncü bir ülkenin deposuna gidiyormuş gibi evraklandırılmakta. Uluslararası sularda gelen bir helikopter, yaklaşan bir hızlı botla evraklar gelmekte. Gemi başka bir limana bile girmeden tak 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 evraklar değişmekte. Ürün İsrail'e sanki üçüncü ülkeden gidiyormuş gibi yapılmakta. Yani İsrail'le ticareti bitirdik diyenler Nisan'dan beri de orta oyunu oynayarak İsrail'e ticarete devam etmektedirler. Bunu buradan, Gazipaşa'dan, Akdeniz'in kıyından, Yörüklerin memleketinden Türk milletine ve dünyadaki mazlumlar için yüreği yanan herkese şikayet ediyorum. İsrail'le ticareti durdurun, durdurun, durdurun. Son sözüm, Türkiye'de, siyasette herkesin merak ettiği bir takım değişiklikler, bir takım hareketlenmeler yaşanıyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin verdiği yetkiyle yapılacak ilk seçimlere kadar ülkenin ana muhalefet partisiyiz. Doğruları söylemek, mücadele etmek, emeklinin 12.500 lirayla geçinmek zorunda bırakılan emeklinin zorluğunu anlatmak, asgari ücretli için çalışmak, sizler için, tarımda ekmeğini arayanlar için, balıkçılar için, arıcılar için,
hayvancılıkla uğraşanlar için, esnaf için mücadele etmek bizim görevimiz. Biz tüm seçilenlere, onu seçenlere hürmeten, AK Partili'ye hürmeten genel başkanları Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP'lilere hürmeten Sayın Bahçeli'ye, seçmenlerine hürmeten DEM Parti'nin başkanlarına, yöneticilerine, iyi insanlara hürmeten İyi Partili'ye, milli görüşe hürmeten Saadet Partisi'ne her zaman elimizi uzattık. Her zaman iyi ilişkiler kurmaya, nezaketi sürdürmeye ama muhalefetten bir adım geri atmamaya durduk. Geçmişte bizi ağır dille eleştirenler şimdi el sıkmaya, yol aramaya, ilişki kurmaya başladılar. Vallahi doğru yapıyorlar. Çünkü sokakta iki üyesi küs olmayanın yukarıda birbirine küsmeye, millete zaman kaybettirmeye, bu ülkenin yıllarını kaybettirmeye hakkı yok. Ama bir yandan da gerilimi sürdürecek değişik açıklamalar, tutumlar da oluyor. Buradan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını kanunla almış tek ilçeden sesleniyorum. Önümüzdeki bayram 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'dır. Bu ülke insanlarının istediği birlik ve beraberlik olacaksa, kurucusunun söylediği gibi yurtta barış, dünyada barış olacaksa, yoksulluk bitsin diye Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesi olacaksa, fırsat bu fırsattır. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. 29 Ekim törenini, 29 Ekim resepsiyonunu Gazi Paşa'dan sesleniyorum ki Gazi Paşa'nın evinde, milletin evinde, Çankaya Köşkü'nde yapınız. Çok uzun yıllar sonra tüm siyasi partiler Çankaya Köşkü'nde bir araya gelelim. Bu milletin istediği birliği, beraberliği, barışı, kardeşliği ve hep birlikte bu yoksulluktan kurtulmayı sağlayalım. 3 gündür bekliyorum. Gazi Paşa'dan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. Var mısın Sayın Erdoğan? Gazi Paşa'nın evine gelmeye, Çanakkale, Çankaya Köşkü'ne gelmeye ve bir saray dayatmasından vazgeçip milletin evinde, atanın evinde milletin temsilcilerini ağırlamaya var mısın? Varsan biz varız. Bu millet senden Atatürk'e, eserine ve ülkede yaşayan herkese saygı duymanı bekliyor. Biz bu milleti çok seviyoruz. Bu halkı çok seviyoruz. Atatürk'ümüzü çok seviyoruz. Gazi Paşa'mızı çok seviyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. En güzel günlerde görüşeceğiz. Hep birlikte olacağız. Siz böyle oldukça bu ülke çok daha güzel olacak. İyi ki varsınız. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Başkanım, sizi bir süre daha sahnemizde ağırlayacağız. Gazi Paşalılar, Gazi Paşalılar sizin için, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Başkanımız için tropikal meyvelerden oluşan birer sepet hazırlatmışlar. Şimdi Gazi Paşa Belediye Başkanımız sahnemizin ön tarafında efendim. Gazi Paşa Belediye Başkanımız ve Gazi Paşa Kaymakamımız birlikte onları size takdim edecekler.